programımız ile devam ediyor tabii ki de Esoner Arıca stüdyomda ve ben hemen albüme dönüyorum. Ve albümün görsel teması nasıl oluştu? Kimler var bunun arkasında? Atıyorum bir de bu motor olayı nasıl ortaya çıktı bunu merak ettim açıkçası. Motor kullanıyor musunuz? Kullanmaya başlıyorum. Neden başlıyorum? Çünkü nihayet elektrikle şarj eden bir motosiklet geldi. Çevreci olduğu için o tarafı hoşuma gitti. Ve de çok tesadüfen bu motorları Türkiye'ye getiren benim çok yakın bir arkadaşımdı. O yüzden dedim ki tamam ben artık bu kullanabilirim. Bu çevreci yaklaşım hoşuma gitti dedim. Ve de onlarla böyle bir paralel yürüyüşümüz olacak. Yani belki ben onların yüzü de olabilirim ileride. Peki bayanlar kullanabiliyorlar mı? Tabii ki. Çok büyük değil tabii, yani. Hayır değiller. Yani her boyda, her şekilde var yani. Evet, çok da keyifliler. Çok da böyle sempatik ve sevimliler de. Her amaca hizmet ediyor. O aslında biz fotoğrafları öyle başladık. Hani motosikletle yani öyle onun üzerine fotoğraflar diye başladık. Fakat şimdi bir stüdyoya girdiğinizde işte binlerce kare şey çekiyoruz bu dijital kameralar çıktıktan sonra da. Gerçekten de binlerce lafı doğru. Hani 600 kare yakın bir fotoğraf çıktı benim önüme. Çok zor eledim onları. Kemal Doğulu ile çalıştık fotoğrafları. Ben genelde hep Nihat Odabaşı ile çalışıyordum ama bu sene işte onun seyahat programıyla örtüşemedi. Ama Kemal de çok iyi bir iş çıkardı bana göre. Son dönemde herkesin çok çalıştığı bir isim. Ben aslında çok çalışılan insanlarla çok çalışmamaktan yana biriyimdir. Evet yani bu tamamen bir denk düşme diyelim. Hani hem şeyi sevmiyorum kendimde. Hani herkesin çok çalıştığı birinin kapısını çalmak gibi bir şey çok hoşuma gitmiyor. Modanın içinde demode olmak gibi geliyor bana. Bu benim fikrim yani. Kemal'le şöyle bir istisnası oldu bu durumun. Herkesin çok çalıştığı an gelmeden ben Kemal'e bir şarkımı verdim. Uzayda Aşk Var. Şarkının sözleri bana aitti. Kemal o şarkıyı alırken ben de senin fotoğraflarını çekmek isterim dedi. Süper ya. Ha böyle bir evet böyle bir hani o buğday verdim, pirinç aldık gibi bir şey. Çok güzel bir iş çıkardı. Çünkü herkesle çok iyi çalışabilirdi. Hani benle olmayabilirdi. Çünkü bu iş böyledir. Hani dünyanın en iyi yönetmeni bir oyuncuyu yönetemeyebilir. Ya da bir oyuncu yönetmenin karşısında duramayabilir. Bence iyi bir iş çıktı. Yani oradaki dediğim gibi bu kesişme anı tamamen... Hatta ben şeyden çok korkarım da mesela... Herkesle her şey yapıldığı dönemde insanın yaratıcı enerjisinin biraz azaldığını da düşünürüm ama bu fotoğraflara yansımadı. Çok iyi iş çıktı. Evet yani buradan da zaten hayranlarınız alınca da görecekler. Şöyle yani iyi işten kastım da şu, benim için yaptığım şarkıları yansıtması fotoğrafların. Albümün adını yansıtması. Çünkü sonuçta buradaki adam olarak ben fotomodel değilim. Şarkıcıyım hani mankenlik de yaptığım için poz vermeye ya da o pozu karşıdan nasıl algılandığını 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Buradaki isteğim şey hani ben çok harika çıkayım filan derdim değil. Tabii onlar da belli bir oranda oluyor. Hayır biraz da tabii istiyorum hani en azından olduğumdan çirkin çıkarmayın diyorum ama. Öyle bir şey yapacağımı pek sanmıyorum. Yok orada yani bu güzel Ahmet Mehmet kimse yani herkes için söylüyorum. Çünkü şey çok önemlidir. Dediğim gibi örnekleri de var bunun bizim sektörde de var. Yani hani yurt dışından örnek vermeye gerek yok. Harika bir fotoğraf sanatçısıdır. Karşısına biri gelir o enerjiyi doğurmaz. Yani sadece fotoğrafçıdan değil pozu verenden de kaynaklanabilir. Ama benim için mühim olan şey şuydu, şarkıları doğru yansıtan ifadelerin fotoğrafıydı. Kemal de bunu 10 numara başardı yani. Süper. Hemen şöyle göstereyim ben abime ve hemen ufak bir ara daha verelim. Bir klibimiz gelsin, o klip de Gökhan Özen'den gelsin ve şimdi ekranlarınızda.